Şimdi gelelim en çok konuştuğumuz konulardan evet, bir tanesi. Evet maalesef esas <laughs> evet. konularımız bunlar. <laughs> esas konular gerçekten bunlar. Ee, şimdi şöyle bir bakalım İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün diyor ki mülk sahipleri kısa süre... Kalacak kiracı tercihlerine yönelmiş durumdalar. Üniversitede son sınıf ya da üçüncü sınıf öğrencileri tercih ediliyor ya da bekar olsun yarın evlenir gider diyorlar. Şimdi tercihleri değişmiş ev sahipleri. Ya çok ilginç. Eskiden ben hatırlıyorum. Yeter ki memur olsun, az versin ama garanti olsun, girsin, kalsın. İşte yeter ki. Şimdi şimdi bakıyoruz geçici kiracılar aranıyor. Neden? Yani çünkü ne işte e, yani <laughs> indi bindi yapacaklar herhalde taksi gibi ev sahipleri. <laughs> yani o iş oraya gidiyor belli ki. Yani işte, tabii bu akıllı bir şey yani sonuçta konut... E, ta yani bir girmek çıkmak bile bir sürü masraf yani taşınmasının, önlenmesi her şeyi koyduğun zaman ortaya. ya yani, burası otel değil sonuçta yani siz çıktığınızda bilir eşyanızı toplamıyor. Hı, yani en azından odanın masrafları, var. yeni girdiğin Aa, evdeki yani. tabii, yeni tabii, masraf üstümüzde. derken o masraf. Yani bu bir işte bir tabii, tabii ki herkes istiyor ki daha fazla yükselteyim vesaire ama böyle bir şey yok. Ee, biz piyasayı e, gittikçe bozmaya devam ediyoruz. Yani hani çok bozduk gerçekten. Hı. Bozduk bozduk diye esprisi var yani çok hakikaten e, toplayamayacağımız noktaya getirdik neredeyse. E, yani işin etik ve ahlaki tarafı da bozuldu çünkü. Yani gerek hani kiracı tarafında gerekse ev sahibi tarafında yani buna ilişkin bir regülasyon yapılacaksa artık yapılmasında fayda var. Yani bu regülasyon eğer hani konut fiyatlarını etkileyecekse bırakalım etkilesin. Yani bundan çekinmeyelim. Yani öyle ya da böyle şunu söylemek gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yani bu işin Hı. tamam arz tarafı önemlidir. Konut sayısını arttırmamız gerekiyor. İşte kentsel dönüşüm zaten deprem riski vesaire bunlar zaten birinci koşul. Ama bunu bir kenara bırakıyorum. Buradaki gerçekten asıl problem bana kalırsa biz bu arz probleminin fiyat problemini çözecek bir kurallarımız yok. Yani işte oturup şeyi konuşuyoruz yani Miami'de ev bilmem ne Maltepe'de bilmem ne yani işte aynı fiyatlara böyle bir şey olamaz. Olmayacak bir yerdeyiz. Ya yani Olmayacak yerde olmamızın sebepleri var. Etmiyor mu? Değer etmiyor mu? Hayır o da değil. Yani vergi biçimimizde problem var. E, vergi toplama biçimimizde hmm. e, bunu yatırım haline getirme biçimimizde problem var. Yani menkulleştirilmemiş bir yatırım aracı bu. Fiziken işte birinin 100 tane evi var falan gibi mesela yani böyle ve e, ne ödediğini bilmiyoruz Bindan. vergi falan, falan. Dolayısıyla böyle durumlar söz konusu. Bizde yapısal sorunlarımız var. Biz buraya öyle geldik yani. Yoksa hani e, kimse e, yani şaşırmasın bu kiralar nasıl buraya geldi, ev fiyatları hmm. buraya geldi. Bizim yapısal yasal yani düzenleme eksikliklerimiz vergisel düzenleme eksikliklerimiz var artı göç politikamızı da ...değerlendirmemiz evet, gerekiyor da bunu da bir değerlendirmemiz gerekiyor bunu da yönetmemiz lazım bunları yapmadığımız zaman işte bunlar oluyor yani biz şöyle aslında değil mi hep sonucu niye sonuç böyle çıktı diye konuşuyoruz ama evet. öncesinde sebepleri nedenlerini kimse konuşmuyor evet, evet, o masaya yatırmıyor aslında yani bunun e, buraya gelmesinin bir nedeni var demeyim ki ama e, bayağı bir zaman oldu artık yani hmm. bu konuyla ilgili ...böyle dört başı mağmur bir şey gerekiyor. Yani açık söylemek gerekse. Politika seti. Zaten şöyle söyleyeyim yazuz dediğin gibi... ...hani pek çok konuyu konuşuyoruz burada ama... ...insanların en temel ihtiyacı barınma... Ee, ve gıda. Şimdi barınma sorununu halledemediğimiz sürece diğer konulardan konuşmamız insanları ne kadar e, çekecek onu da bilmiyorum. Yani çünkü e, insanlar başını sokacak ev bulamıyor İstanbul'da neredeyse. Öyle bir duruma geldi. Fiyatlar aldı başını gitti. Evet. Satılık evden bahsetmiyorum bile. Onlar evet. o, yani evin kaç katı. Hak etmediği bir değerde. Ee, yani. kiralar evet. keza öyle. Evet. Yani ne olacak? Öğrenciler diyoruz ama öğrenci öğrenci de gelemiyor ki nasıl gelsin? Çoğu donduruyor şu anda. Çünkü ya ev bulamıyor ya da parayı ödeyecek maddi duruma sahip değil yani. Yani işte o işte yurt problemlerimiz var. O da Onu var. da çözemedik. Tam anlamıyla yeteri kadar evet. büyük şehirlerde. Bir de tabii yani bu iş işte son noktaya geldiğinde yani ya bir kere gerçekten ilk sene üniversiteye gelenlerin yani bar barınma sorununu çözmemiz lazım. yani Kesinlikle. Acilen, yoksa hani bir yıl kaldılar sonra iki arkadaş değil ama iki arkadaş da bir eve çıkma çok kolay değil. Böyle e, 90'larda 4-5 kişi bir çıkardı falan. Hı -hı. E, tekrar oraya doğru gidiyoruz. Doğru yani. gidiyoruz. Böyle küçük yurtlar haline. Onun da sakıncaları var gün sonunda. E, çok eğlenceli gibi gelebilir ama değil. değil. Yani bütün bunların hepsinin problemleri var. O yüzden hani işte bozmamak lazım piyasayı. Yani çok bozduk biz. Çok çok. Hı hı, evet.